Bitirirken yine filmle bitirelim istiyorum tabii ben. Şu anki hissini bir anlatsana bana. Milyonlarca insan filminizi izliyor. Ben bir operatörün, GSM operatörünün, teknoloji şirketinin yüzüyüm. Orada bir iç lansman yaptık. Orada bir hanımefendi bana dedi ki, benim için Atatürk Rutka Yeziz'di. Benim şimdi 8 yaşında minik bir kızım var. Onun için sizsiniz, yeni nesil için. Bir gün vize almaya gidiyorum. Yine bir hanımefendi geldi, bir abla. Dedi ki, iki kere izledim. Bize bunu yaptığınız için teşekkürler. Bunlar için çok mutluyum. Kişisel olarak kendim böyle bir şeye dahil olabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Vicdanım çok rahat, yastığa başımı çok rahat koyuyorum, şükürler olsun. Böyle bir şansa erişebildiğim için de, elimden geleni yaptığımı bildiğim için de, anamı babamı gururlandırdığım için, onların galadaki bir hallerini görsen, babam bir de bu yaz biraz rahatsızlandı, geçmiş toparladı olsun. Eyvallah, iyi şükürler olsun. Onun da galaya geliyor olması falan, bunlar bir şeylerle ölçülemeyecek manevi değerler. O yüzden iyi ki bu projeye dahil oldum, iyi ki bu süreçlerden geçtik, neyse o süreç. Ve ben iyi ki buraya dahil oldum ve burada da gelip senle, ben ilk defa tek başıma bir programda konuşuyorum. O da iyi ki seninle oldu. Bundan sonra olsun. Olsun abi. Olsun. Televizyonda yeni bir diziyle mi geliyorsun yine? Öyle bir şey var evet, galiba. Evet, şimdi yavaş yavaş, yani net bir şekilde bir anlaşmamız yok ama artık ilerliyor gibi gözüküyor. Özledin mi televizyonu? Ya televizyon dizisini daha doğrusu. Başka bir disiplini var, matematiği var. Doğru. Tabii ki her gün, her haftanın 5 günü ve belli saatleri olmayan bir şey orası yani, matematik. Özledim biraz. Bir de hikayeyi çok sevdim. Kalbim çok atıyor. Ben bir an önce hadi sete çıkalım moduna geldim. Benim de öyle bir halim vardır bu arada. Bir şey yükselince hadi 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 gelsin diye. Çünkü o beni çalışmaya da teşvik ediyor. Çalışmak da bana çok iyi geliyor açıkçası. Sana bir de 2024 sorayım. Çünkü benim bu yeni yıldaki ilk programım. Eyvallah. Biz biraz geç kaldık. Biraz buradaki stüdyoları seyircilerimiz... Hayırlı olsun bu arada. Seyircilerimiz de fark etmiştir. Yeni stüdyoda çıkmaya başladık programımızı. Biraz üşüdük gerçi ama olsun. Yok, öyle şeyler olur. Buradaki ilk programım. O yüzden biraz yeni yılda konuşalım. Senin yeni yıldan beklentilerin, umutların, hayallerin, ülke için, kendin için, Beşiktaş'ımız için. Tabii ki sağlık. En önemlisi, dediğim gibi babam rahatsızlanınca böyle hayat böyle bir tane tokat atıyor sana, bir dakika kendine gel falan, kendi dertlerine düşüyorsun bazen. Onları öğretiyor. 2020 çok yorucu geçti tabii ki, memleket içinde çok yorucu geçti. Sağlık, sıhhat, umut dolu ve birbirimizi kucaklayabildiğimiz, daha fazla gülebildiğimiz, çok az gülmeye başladık. Ekonomimizin daha da toparlandığı ve dediğim gibi birlikte birbirimize sarılabildiğimiz yeni umut dolu bir yıl diliyorum ve ben çok kişisel olarak, şahsi fikrim, inancım bir de biraz daha umutluyum. Umutluyum yani 2024'te. Aman ne güzel. Evet. Güzel şeyler konuşacağımız bir yıl olsun inşallah. Amin inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu ilk röportajımızda senin yaptığın daha nice güzel işlerde seni burada ağırlamak dileğiyle. İnşallah Beşiktaş'ımız şampiyon olduğunu. İnşallah. Bu sene olmaz artık. Bu sene zor. Eyvallah.